Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonu ekranında bir başka canlı yayında birlikteyiz değerli seyircilerimiz. Kent Vizyonu programındasınız bu kez de. Kurulduğu ilk günden beri Manisa'yı ve Manisalıları yakından ilgilendiren hangi konu varsa özellikle tabii ki gündem oluşturabilecek hepsini tüm canlı yayınlarımızda, haber bültenlerimizde ve programlarımızda tüm sadeliğiyle, tüm çarpıcılığıyla, noktasına virgülüne dokunmadan tüm gerçekliğiyle sizlerle buluşturacağımızı, paylaşacağımızı ifade etmiştik. O düsturumuzdan bir adım bile geri atmadık, hiç taviz vermedik. Öyle de olmaya devam ediyor. Tabii zaman zaman Manisa'nın kent gündemiyle ilgili konuları konuşurken ne yazık ki bir takım siyasi hedefler gözetilerek ortaya atılan bir takım iddiaları da gündeme getirmek durumunda kalıyoruz. Çünkü gelen bazı eleştiriler eğer tam zamanında tam yetkili kişiler, tam birinci dereceden yetkili kimseler tarafından yanıtlanmazsa kamuoyunun manipüle edilmesi ya da farklı algı operasyonlarının yürütülmesi çok daha kolay olabiliyor. İşte biz de buna kesinlikle bir an bile olsa müsaade etmemek, Manisalıların algısıyla oynanmasına asla izin vermemek veyahut da onların bazı yanlış anlaşılmalar içerisinde sürüklenmelerinin önüne geçmek için her zaman konunun tam da uzman kişisini bu ekranlardan sizlerle buluşturuyoruz. Tıpkı bugün olduğu gibi. Bugün de stüdyomuzda Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım bizlerle birlikte. Değerli başkanım hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum size. Kendimizi Manisa halkımıza ifade etmemiz için, yardımcı olduğunuz için de teşekkür ediyorum ayrıca. Estağfurullah, bu bizim zaten kuruluş amacımız, hepimizin görevi. Hepimiz aynı gemideyiz, tüm Manisalılarla birlikte. Bu gemiyi rotasından en düzgün şekilde, en sağlıklı şekilde çıkarmadan yürütebilmek için de hepimizin işini çok çok iyi yapması gerekiyor. Ümit ediyorum ki halkımız da sadece bu gözle değerlendiriyordur yaptığımız yayınları. Şimdi değerli başkanım, meyve veren ağaç taşlanır. Uzun burun katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi. Tabii Manisa'nın 40 yıllık çöp sorununu birdenbire tarihe gömen, bütün Türkiye'de rol model olan, örnek gösterilen, hatta uluslararası anlamda da bir takım takdirleri üzerinde toplayan bir proje olunca bundan dolayı siyaseten rahatsızlık duyan bir takım kişilerin, kesimlerin, bir takım odakların da bazı eleştiriler getirmemesi herhalde beklenemez. Kaçınılmaz hale geliyor. Türkiye'nin dört bir yanında böyledir. Büyük bir şey imza attığınız zaman mutlaka sizi paçanızdan aşağıya çekmek isteyenler olur. Siyasette de jargonda da bu ne yazık ki var. Zannediyorum uzun burun gibi bir tesis için şu günlerde, şu dönemde bazı medya organları aracılığıyla ortaya bir takım iddialar atılıyor. Bu iddialar bir takım mesletlere dayandırılıyor ama sizin bugün burada bu yayında bunlara yanıt vereceğinizi bildiğimiz için sevgili seyircilerimize de bunu net bir şekilde baştan anlattık. Özellikle uzun burun ve kimyasal atıklar nasıl yan yana getiriliyor? Aynı fotoğraf karesinde nasıl oluyor da buluşturuluyor? Bilim buna bildiğim kadarıyla pek izin vermiyor ama biz bilimsel konuşalım her zaman olduğu gibi. Siyasi polemikleri bir yana bırakarak hemen ben de sözü size bırakmak istiyorum. Tabii mevcut biliyorsunuz Manisa'da 40 yıldır kanayan yara olan evsel atıkların yanı sıra tehlikesiz atıklarla alakalı ya da çöpler, hani halk tabirinde çöplerle olarak bilinen atıklarla alakalı bir takım çalışmalara girişilmiş. Yani bu süreçlerden de biraz bahsedersek 2005 yılında İPA projesi kapsamında yapılan bir takım çalışmalar olmuş. 2007 yılında tekrardan bir takım çalışmalar olmuş ama yani bu süreçte kararlı olmak bu tarz sorunları çözmek için ana sebepti. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımızın da tabii kararlı duruşuyla değil Manisa'nın, değil Ege'nin, Türkiye'nin dahi göz bebeği konumuna gelen bir tesis kazandırdı. Doğru. Bu tesis yapılırken de aslında biz bunları çok anlatmaya çalıştık. Her yıl öğrencilerimize, hatta geçen yıl 2200 civarı bir öğrenci, 3. sınıf öğrencilerini eğitimlerde vererek anlatmaya çalıştık. Aslında ben bu tarz polemiklere konu olmasını istemiyorum ama şu da hoşuma gidiyor. Olmuyor ama, tabii şu da hoşuma gidiyor. Bazı insanların hayalinin dahi alamayacağı projelerin yapılmasını anlaması biraz güç. Biz de üzerimize düştüğü gibi anlayamadıkları noktada tesisimizin ne olduğunu anlatmak için buradayız. Doğru. Şimdi uzun burun katı atık bertaraf tesisimiz başlangıçta 5 ilçemiz olan, şu an fiiliyatta 5 ilçemizin tüm atığını da aldığımız işte Turgutlu, Ahmetli, Saruhanlı, Şehzadeler ve Yunus Emre ilçesinin atıklarını
alıp geri dönüşümü mümkün olan atıkların geri dönüşümünü sağlayıp organik atıklardan kompost gübre oluşturup geri dönüşümü mümkün olmayan inert atıkların içerisinde yanabilir ve yanamayanlar olarak değerlendirdiğimiz kısımları yine ayırıp yanabilir olanları ilgili çimento fabrikalarına, yanamayanları da düzenli depolama, sızdırmazlığı sağlanmış, şöyle size ifade edeyim, alt tabanın yani zeminin üstünde geçirimsizliği 1x10^-9 kat sayısında olan kil, onun üzeri geçirimsiz jeomembran, onun üzeri mıcır, üzeri keçe, üzeri mıcır dediğimiz yani geçirimsizliğinin mümkünatı olmayan bir tabakayla kaplanmış alanda depolanıp bertarafı sağlanan bir. Evet. Yani kabaca evsel olarak böyle anlatabiliriz. Tabii evsel olarak gelen atığımızın %100 olarak değerlendirdiğimiz atığımızın sadece şu anlık %21'ini bertaraf ettiğimiz bir atık. Yanlış bilmiyorsam tabii basına da sürekli çıkıyor. Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin dahi 2030 politikalarında bu süreçler var. Evet, onun için başta zaten söyledim. Uluslararası ölçekte de bir model teşkil ediyor. Kesinlikle haklısınız. Yani ben diyalog halinde bulunduğumuz ülkeler olsun. İşte iki hafta önce İstanbul'da bir organizasyonu da olmuştu o Balkan ülkeleriyle alakalı da. Evet. Yani onların bile hedefi 2030 yılında işte %10 ile %20 arasında atık gömülümünü sağlamak. Doğru. Biz 2030 yılındaki politikayı bile şu an gerçekleştiriyoruz. Evet. Biz bununla da yetinmeyip yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın eşinin de takip ettiği sıfır atık politikası programında politikasında bir yakma tesisi oluşturuyoruz. Ve bu yakma tesisimizle de bu %21 dediğimiz geri dönüşüm mümkün olmayan atıklarda yakılarak enerji üretilip bu enerjiyle de inşallah ülkemizin katma değerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Dışa bağımlılığımızı bir miktar azaltacağız. Tabii, bu konuda. Herkesin evden bir an önce çıksın diye baktığı atı biz bir değere dönüştürüyoruz. İnanılmaz değere dönüştürüyoruz. Doğru. Yani geri dönüştürüyoruz, ham madde olarak kullandırılıyoruz, gübre olarak alıyoruz, park bahçemizde kullanıyoruz. İşte nihai son kalan kısmı da inşallah yakarak bertaraf edip enerji üretip elektrik enerjisiyle zaten şu an 6 tane vahşi depolama alanında biz bunu yapıyoruz. Tabii, doğru. Yani ürettiğimiz ortalama hedefimizdeki enerji miktarı çok yüksek. Umut ediyorum da ulaşacağız. Yani ortalama 70 binin üzerinde bir konutun enerji ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. Hı hı. Yani biz bu hedefleri yaparken güzel olan şeylerin muhakkak ki bir takım çevrelerin zoruna gideceği konusunda şüphemiz yok. Daha önce de böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. Biz bu konulara alıştık ama benim kamuoyunu ve halkı bilgilendirmem gereken birkaç maddem var. Bunlara da değineceğim. Hemen girelim isterseniz. Öncelikle biz Uzunburun katı atık bertaraf tesisini yapıp işletme esnasında devlet ihale kanununca ihaleye çıkıp ilgili bir firmanın gelip ihaleyi kazanarak işletmesi üzere verilmiş bir sistem var. Evet. Yani tesisimiz Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. İşletme ihalesini bir tüzel kişilik aldı ve işletme ihalesiyle o tüzel kişilik devam ediyor. Evet. Büyükşehir Belediyesi de 7 gün boyunca, bu çok önemli, yani teknik ekibimizle, görevlendirmelerimiz de mevcut. 7 gün boyunca 16 saat şu an, ilerideki 17 ilçenin kapasitesinin arttırılmasıyla belki 24 saatlik bir program oluşturacak. 16 saat boyunca bekçimiz 24 saat kalmak kaydıyla, büyükşehir personel bekçisi 24 saat kalmak koşuluyla biz işletmeciyi sürekli kontrol halindeyiz. Anlıyorum. Bizim yanı sıra Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve bakanlık nezdinde de bu tesis sürekli kontrol ediyor. Evet. Bu tesisin biraz daha yapısını açmak istiyorum. Bu tesisimiz 15.06.2017 tarihinde, resmi yazının tarihi ve sayısını vermemde sakınca yoktur diye düşünüyorum. Tabii ki yok, tabii ki. 6786 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, burada yazımızda mevcut zaten elinizde belge, isteyenler biraz denilir. Kesinlikle yazısıyla bizim tesisimiz hem evsel atıkların hem de 183 adet, ayrı ayrı tüm kodlar da sayfanın ekinde mevcut. Evet. Tehlikesiz arıtma çamuru
kül, cürüf, tehlikesiz imha atıkları. Ya şimdi biz bazı şeyleri yapıyoruz, endüstriler bazı şeyleri üretiyor. Tehlikesiz koşullarda çıkan atıkların ne yapacağı bilinmez ise üretim bir noktadan sonra durmak zorunda kalacak. Doğru, ya doğru. Da sağa sola atılıp, evet. Sağa sola atılıp ilgili bakanlık denetçilerinin yetişemeyeceği pozisyona geldiği zaman çevre kirliliğine sebebiyet vereceğiz. Biz bakanlığımızın bize verdiği yetkiyle 183 adet atık bertaraf etmekteyiz. Geçen haftadan önceki cuma günü Aydın'da bir bakanlığımızın yaptığı bir arıtma çamurlarıyla ilgili bir sempozyum vardı. Ege bölgesinde 8 tane ili olan bölgeyi çağırmışlardı. İşte evet. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile birlikte. O 8 bölgede dahi Manisa sınırları içerisinde oluşan tehlikesiz arıtma çamurlarına, yani kendi bünyesi içerisinde oluşan tehlikesiz arıtma çamurlarına ve dilenirse, yani istenirse tüm Ege'ye hitap edecek arıtma çamurlarını bertaraf edecek bir sistem şu an bizim Büyükşehir Belediye'mizin kontrolünde olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nde mevcut. Çok güzel. Yani evet. Biz alanımızdaki atı Evsel'le nitelendirmeyeyim. Hı hı. Biz acaba endüstriye nasıl faydalı olabiliriz, üreticiye nasıl faydalı olabiliriz düşünceleriyle her türlü sıkıntıya çözüm üretmek için şu an çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Tabii bu süreç yaşanırken biz bunların denetimini şu şekilde yapıyoruz. Şu an elimde de mevcut, şöyle izah edeyim. Hı hı. Tehlikeli atıktan bahsedilmiş. Evet. Bu arada ona biraz değineyim. Yani isterseniz önce bir iddiayı ortaya koyalım. Hani anlaşılsın nedir tabii. İddia. Ondan sonra yanıt verdiğimizde de sevgili seyircilerimizin anlaması evet. Kolay olur. Hem süremizi de olumlu kullanmak evet. Adına malum. Ana haber bültenimizde hemen bizden sonra Sayın evet. Cengiz Ergün başkanımız evet. Da konuk olacak. Bugün olacak. O anlamda da çok yayın açısından da güzel bir gün yaşıyoruz. Evet. Şimdi iddiayı şöyle değerlendiriyorum. Katı atık tesisimize kimyasal atık geldi. Evet. Ve bu atıklarla ilgili videosunun ya da herhangi bir resminin olduğuyla ilgili bir iddia var. Bir televizyon programında bir televizyon ortaya atılmış programında bir iddia. Atılmış kamuoyu bir iddia var. Bazı internet sitelerinde çıkan haberlerle evet. De bu yöne çekilmeye evet. Çalışılıyor. Öyle değil mi? Evet. Bu konuyla alakalı öncelikle ben kimyasal denen tehlikeli atıkların bertarafı ile ilgili ufak bir bilgi vermek lütfen, istiyorum. Lütfen. Çevre Şehircilik Bakanlığımız 2018 yılı itibariyle bir sisteme giriş yapmıştır. MOTAT denen bir sisteme. Hmm. Bu MOTAT tehlikeli diye hitap ettiğimiz atık üreticilerinin bakanlığın sitesine girerek benim şu kodda her atığın ismi gibi kodu var. Kodu var. Evet. Bakanlıkta. Bu koddaki atığımı bertaraf etmek istiyorum. Yetkili kuruluş ve yetkili taşıma araçlarıyla hani önüme sun evet. Diye bir şey evet. Var. Bir yapı var. O kodun karşılığında bakanlık yetkili kuruluşları, bertaraf etmeye yetkili kuruluşları ve taşıyacak araçları diziyor. Evet. Bu yetkili kuruluş ve taşıyıcı araçların atığın çıktığı yerden bertaraf edileceği noktaya kadar bakanlığın MOTAT sistemiyle tek 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 kontrol ediliyor. Hmm. Yani araç... O süreç en baştan sonuna kadar tamamen bakanlığın kontrolü. Denetim altında. Eğer ki böyle bir iddia varsa, evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çünkü biz de denetçi bir firma, tabii. Belediye olduğumuz tabii. için tabii. Denetliyoruz işletmecimizi. Eğer öyle bir iddia varsa, bizim gözümüzden de kaçmışsa, ben bunu yayınlamasını, hatta memnun oluruz zaten biz böyle bir şeyden. Çünkü bizi doğru yönlendirmiş olurlar. Yani biz her zaman yapıcı eleştiriye açık olduğumuzu söylüyoruz kesinlikle, zaten. Bir hatamız varsa. Kesinlikle. Değil mi? Bizi uyarsınlar, doğru yönlendirmiş olsunlar. Dediğiniz gibi, eğer böyle bir durum varsa, biz zaten bu videonun da, bu görüntülerin de paylaşılmasını arzu ederiz. Tabii gereken neyse, yapılması gereken önlemler neyse, gerekli yaptırım cezaları neyse biz bunları da hemen yapmaya da hazırız. Hı hı. Ama bakanlık tarafından takip edilen bir tehlikeli atığın bizim sahamıza gelip bertaraf edilmesi manidar. Evet. Bence durumu şöyle, hani ben az önce kişilerin hayal dahi edemeyeceği bir tesis kurduk. Dememizdeki kastı, başta söyle şu an geliyorum. Tabii. Biz bu tesisi yaparken herkesin hayalinde vahşi çöplüklerin biraz daha modern olmuş hali gibi düşünüyordu. Ama şu anki süreçte, şu an size göstereceğim
şu küçük yazdım çünkü yetmiyor. Doğru. Buradaki Manisa sınırları içerisindeki oluşan tehlikesiz arıtma çamurları, tehlikesiz cürüfler, tehlikesiz bertaraf edilmesi gereken imhalar nedir mesela? Bugün söyleyeyim sahadayken yaşadığım olayı. Üzüm geldi. Üzüm. Tabii süresi geçmiş, işte çürümüş üzüm atığı geldi. Biz bunu gömmüyoruz. Kompost alanımıza alıyoruz. Kompost işleminden sonra gübreye çeviriyoruz. O da değere dönüşüyor. Tabii. Yani son kullanım tarihi geçmiş bir ürün bile değere dönüşüyor burada. Gömülüyor. Yani burada bizim yaptığımız süreçte anlaşılması herhalde kolay ama anlaşılmadığı için biz bunları kanunen bakanlığın da bize verdiği yetkiyle bertaraf edip çevreye, doğaya oluşturabileceği kiri önlüyoruz. Evet. Bunu söylerken de Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den önceki durumunu izah etmek istiyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra 17 ilçesiyle birlikte bir il sınırı oldu. Bizim elimizde ne yazık ki 75 adet vahşi depolama alanı kaldı. Vahşi dediğimiz kavram sürekli yanan, tabii, patlayan, her etrafa kötü koku ve sızıntı açık veren, doğru, yeraltı sularını kirleten, doğayı kirleten ve vahşi depolamaların şöyle bir sıkıntısı var. İmara açılamayan. Doğru. O da çok önemli. Tabii. 75 tane alanla karşı karşıyayız. Bunun da listesi hemen şurada. En basit birkaç ilçemizi okumak istiyorum. Lütfen. Saruhanlı ilçemizde yaklaşık 20 küsür tane vahşi depolama alanı var. Şehzadeler ilçemizde 8 tane rehabilite edilmesi gereken vahşi depolama alanı var. İşte Aksar ilçemizde yaklaşık 8 tane vahşi depolama alanımız var. Derken yani tek tek bunların hepsinin alanları bende mevcut. Biz şimdi hani 75 vahşiyi kaça düşürdük? Oradayız. Evet. 75 tane vahşi depolama alanını şu an 4 tane katı atık alanına dönüştürdük. Hı hı. Neden katı atık diyorum? 75 vahşinin tamamı herhangi bir kontrolü olmayan, tamamen gelişigüzel her atıkla atılmış olan bir kötü durumdayken şu an 4 tane alanımız 24 saat bekçilerimiz tarafından kontrol altında olup sadece evsel atık, yani o belediyenin evsel atığının atıldığı ve borulama sistemiyle metan gazının çekilip elektrik üretildiği, evet, bu elektriğin de işte ilgili kuruluşlara satarak katma değer kazandırıldığı bir hali aldı. Biz bu 4 tane alanı da inşallah revizyonumuz 2018 yılı içerisinde bittikten sonra süreci değerlendirip onları da tamamen kapatıp sahamıza almayı istiyoruz. Anlıyorum. Ama 40 yıldır gelen sorunun sihirbazlar gibi bir yılda bitmesini bekliyorlar. Yani bizim ayrı bir örnek daha vereceğim. Uzunburun katı atık bertaraf tesisinde biz 5 ilçeye hitap etmek konusunda ilk adımımız vardı. Biz belediyelerden resmi yazıyla tonajlarını istedik. Bize işte 570 ton civarı bir atığımız olduğu geldi. Biz de süreci ona göre dizayn ettik. Toplamda değil mi? Tabii. Arıtma tesisimizi, evet, alanımızı ona göre dizayn ettik. Evet. Şu an bize 700 tona yakın atık geliyor. Hmm. Ve her gün ortalama 150 ton ekstra fazla atık geliyor 5 ilçeden. Bunun sebebini de ne yazık ki bizim açımızdan acı olan bir şekilde belirtmek istiyorum. İlçe belediyelerinden, mevcutta şu an Yunus Emre'den bu durumu çok yaşıyoruz. Yunus Emre Belediyesi'nin ne yazık ki araçlarıyla endüstriyel atık, tehlikeli atık getirmesi ve bizim buna engel olmaya çalışmamızdan kaynaklı, biliyorsunuz geçenlerde yine bir basına konu olmuştu. Tabii Yasemin polemik oldu. Evet. Evet. Şu şekilde tutanaklarla size izah etmek istiyorum. 2018 yılının 1. ayının 11'inde yine Yunus Emre Belediyesi'nden
gelen bir atık, evet. Endüstriyel atık. Evet. Endüstriyel atık dememi size şöyle ifade edeyim, yağlı üstü bu. Bu bir tehlikeli atıktır. Hı hı. Bu atık evsel atıkla aynı kaba konulduğu zaman karışırsa, bile kontamine dediğimiz, yani o da tehlikeli atık özelliğine dönmüş anladım, oluyor. Anladım. İki, biliyorsunuz 2012'den beri faaliyet gösterdiğimiz, İzmir'in de atığını aldığımız bir tıbbi atık sterilizasyon tesisimiz var. Evet. Ne yazık ki, şu gördüğünüz dilekçeler de onlara ait. Ne yazık ki birinci ayda, üçüncü ayda ve ikinci ayda yine Yunus Emre Belediyesi'nin araçlarıyla şu gördüğünüz atıklar tıbbi atık ve steril edilmemiş tıbbi atıklar. Yani tehlikelilik derecesi yüksek olan. Başkanım, siz anlatırken ben bir kameraya göstermek istiyorum bu görüntüyü. Çok net anlaşılacak. Hakikaten içler acısı bir durum. Yani sevgili seyircilerimiz görsünler istiyorum. Yani şu atıklar şöylesine bir ortamda bu kadar açık ve sterilizasyondan uzak nasıl getirilir, nasıl taşınır? Yani bir ilçe belediyesi zaten buna nasıl göz yumar her şeyden önce? Şuna da bakarsanız. Bakın, daha da çarpıcısı var herhalde. Evet. Tabii. Hemen kan alınan şırıngalar, bakın, işte vesaireler. Bakın hepsi mevcut. Yani burada gerçekten hani akıllara ziyan bir görüntü var. Kesinlikle. Dersek herhalde çok da abartmış olmayız. Ya bu atıklar çok yüksek yazık. Basınçla, evet. Yüksek basınç her altında her türlü riski barındırıyor. Mikrop yaymasından bunun tutunda. Mikrobu da kolay ölmüyor. Yani doğru yüksek basınçla ya da yakarak bertaraf edebiliyorsun. Yani çok kolay herhalde mutant olabilen mikroplar. Tabii. Evet. Yani herhangi bir temasla ya da herhangi bir yere yayılmasıyla oluşabilecek, ayağınızla bile değseniz maalesef sağlıklı sorunlar oluşturacak atıklar. Biz bu atıkları dahi ilçe belediyeleri getiriyor, aldırmamaya çalışıyoruz. Ve almıyoruz da. Ben yine söylüyorum. Gözümüzden kaçmış şeyler olabilir. Ama ben yine şunu iddia ediyorum. Bizim ikinci sınıf tehlikesiz arıtma çamuru, kül, cürüf vesaire dediğimiz bakanlık tarafından almamız için tüm şartları sağladığımız o endüstriyel, tehlikesiz endüstriyel atığı büyük ihtimalle bazı arkadaşlar fotoğraflayıp kimyasal atık olarak beyan etmişlerdir. Şimdi tam aslında bugünkü programın bence nirengi noktası bu. Evet. Şimdi deniliyor ya iddialara göre uzun buruna kimyasal atıklar mı atılıyor diye bir halkın kafasında bir soru işareti oluşturulmaya çalışılıyor, evet. Ya. Yani siz şunu mu söylüyorsunuz? Aslında atıklar mı karıştırılıyor? Yani evet, uzun buruna gelen atıklar var ama evet. Bunlar kimyasal atık değil, tehlikesiz atık. Bunu mu tam olarak ifade ediyorsunuz? Onu ifade ediyorum. Evet, açalım bunu biraz başta. Bir de ayrıyetten şu konuya da değinmek istiyorum. Biz 31.01.2018'de Vali Yardımcımız Ünal Bey'in nezaretinde, hı hı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde il müdürümüz, il müdür yardımcımız, gerekli teknik ekiple birlikte biz organize sanayi bölgelerinin yöneticileriyle işte daha sonradan işte ikinci ayın altısında da tekstilciler işte ve küçük sanayi, orta ölçekli sanayi sitesinin yöneticileriyle bir toplantı yaptık. Evet. Bu toplantı neticesinde bizim Büyükşehir Belediye'mizin hem vatandaşına hem de yatırımcıya duyduğu hassasiyeti Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den de bildiğimiz için doğru. Biz bu konuda Sayın Valimizin nezaretinde sözlü olarak bizim de bunlara yardımcı olacağımızı beyan ettik. Fakat ilçe belediyelerinin siyasi kaygı taşımadan evsel atıkla tehlikeli atığı karıştırmamasını beyan ettik. Ve bu beyan neticesinde ne yazık ki hala dahi aynı sorunla karşılaşıyoruz. Belli ki yine siyasi bir takım maksatlar gözetilerek. Hani bel altı siyaset dediğimiz konuya bu. Aslında bu halk bunu hak etmiyor. Bu halk böyle bir siyaseti hak etmiyor. Hepimiz çok çok iyi biliyoruz ama dediğimiz gibi biz burada bilimsel veriler ışığında, tamamen sizin uzmanlık alanınız olduğu için zaten bu konuyu açıklığa kavuşturuyorsunuz değerli başkanım. Gerekli yanıtları verip bilgi kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Herkes bunu böyle bilsin ama elde diyorsanız ki, elde bir takım videolar, görüntüler, fotoğraflar var deniliyorsa da iddia sahipleri tarafından. Lütfen o videolar, görüntüler de paylaşılsın ki gayet bunu açıklığa kavuşsun değil mi? Gayet biz bundan mutlu rahatsızlık duymayız. Bunu bir tehdit aracı gibi kimse belediyenin önüne sunmasın. Hayır. Bunu söylüyorsunuz değil mi? Yani şunu söyleyeyim. Bizim buradaki amacımız çok önceden yapılması gereken, aslında yapılmayan, evet. Tüm sorunla biz cesurca, tabii. Karşı karşıya kaldık. Cesurca bunlarla uğraşarak çözüm üretiyoruz. Evet. Bu çözüm neticesinde çevre sorunu ulusal, sağlıklı ve toplumsal bir sorun olduğundan dolayı bu konuda bize yardımcı olacakları durum varsa başımızın gözümüzün üstüne.
Ve size son olarak şunu söyleyeyim. Lütfen. Biz aldığımız tüm atıkları şöyle gördüğünüz analize tabi tutmadan almıyoruz. Bana diyelim ki örnek veriyorum. Şu firmadan şu atık geldi. Evet. Kimyasal atık. Ben hemen bakıyorum listemde var mı? Çünkü benim Kantar verilerim mobil kontrol ediliyor. Evet. Yani yine kodları var onların da, tabii, değil mi? Tabii kim gelirse gelsin benim Kantar verilerimi ben istediğim gününkünü çıkarabilirim. Tamam. O bakıyorum hangi firma? A firması. Ne zaman giriş yapmış? Şu saatte. Dediği araçlama plakası evet. Hemen tık tık bakıyorum. Analizi olan bir şey. Analizde ne var? Tehlikeli mi? Tehlikesiz mi? Ve akredite kurumdan bir analiz. Bakanlık tarafından akredite edilmiş altını kurumlar. Altını çizelim. Bak, alternatif birkaç keyfi tane. Keyfi analizler de değil bunlar. Resmi bakanlık tarafından akredite tabii olmuş kuruluşların verdiği kesinlikle bilimsel analizler bunlar. Biz bakanlığımıza da bakanlığımızın yetkilendirdiği firmalara da güveniyoruz. Tabii ki. Sonuna kadar. Güvendiğimiz için de onların beyanlarını bakanlık kontrolünde olduğu için kabul ediyoruz. Doğrudur. Bu şekilde her atın ve her giriş yapan aracın hem kaydı hem de atıkla ilgili analiz sonuçları bizde mevcut. Ben yine söylüyorum. Bilmediğimiz, gözümüzden kaçmış bir şey olabilir. İnsanız, hata yapabiliriz. Elbette. Herkes yapıyor hatayı. Bu süreçte bize yardımcı olmak babıyla yaklaşılan her konuya kapımız da gönlümüz de açık. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok güzel açıklık getirdiniz ama noktalamadan çok kısa bir süremiz kaldı değerli başkanım. Birkaç dakika ben malum Kent Park'la ilgili de dönem dönem böyle çevresel sorunlar oluşabiliyor. Çok normal. Bizim de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak dahil olduğumuz noktalar var. Tabii ki bakanlığın ve dolayısıyla ona bağlı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün uhtesinde olan alanlar ve yaptırımlar söz konusu. Evet. Burada Kent Park'ta da bir safran deresi ya da safran çayı konusu yine Manisa'yı yakından takip edenler, Manisa gündemini izleyenler iyi bilirler. Buraya da karışan bazı atıklarla ilgili dönem dönem sorunlar çıktı. Siz daha önce de açıklamalar yaptınız. Yani bu keşke burada da benzer duyarlılıklar gösterilse diyorum ben. Siz de bilmiyorum aynı görüşü paylaşır mısınız? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Yaklaşık bir yıldır yani 2017'nin 3. ayından beri yazışmalarımızı da getirdim. 2017'nin 3. ayından beri uğraştığımız, mücadele verdiğimiz işte safran çayı Kent Park'ın içinden akıp evet Gediz Nehri'ne karışan doğru ve Gediz'le birlikte güzergahındaki tüm alanların kirlenmesine sebebiyet veren bir atıkla mücadele ediyoruz. Bu atıkla alakalı şöyle biraz ufak bir bilgi vermek istiyorum. Lütfen. Tabii biz yağmurlu havalarda ve özellikle akşam saatlerinde çıkan bir kirlilik söz konusu. Tabii. Yani bu da alenen bazı kötü zihniyetlerin o saatleri seçip yağmurla birlikte seyreleceğini düşünüp işte karanlıkla birlikte de kimsenin göremeyeceğini fakat Büyükşehir Belediyesi'nin 7/24 çalıştığını unuttukları için zannedip ne yazık ki safran çayına şu gördüğünüz ekranda gördüğünüz kirlilikleri salıyorlar. Evet. Bu kirlilikler gerisinde olan ilgili organize kuruluşlarından, evet, ilgili sanayi kuruluşlarından kaynaklandığını biz biliyoruz. Doğru. Bu sorun bu arada Türkiye'nin her yerinde var başkanım. Kesinlikle yani sadece Manisa özgü bir sorun yani değil. Bize, onu da ortaya koyalım Manisa'mızın da şu güzelliği var. Çevre konusunda hem arıtma tesislerimiz olsun, hem katı atık olsun, harfiyat olsun, ilgili yani atık kodlarının çoğuyla ilgili en basitten gürültü haritamızı çıkardık, gürültü eylem planını yaptık. Şimdi 5 yıllık bir gürültü eylem planını uyguluyoruz. Gürültü eylem planımız olsun. Çevre açısında bu kadar üst noktadayken sorunlar aslında daha kabak gibi ortaya çıkıyor. Tabii yani en basitinden İzmir'den bir örnek vereyim. Siz de vakıfsınız, konuyu çok iyi biliyorsunuz. İzmir'de de yıllardır Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nden evet Körfez'e deşarj edilen bir takım atıklar var. Aslında evet o sanayi tesislerinin hepsinin atık su arıtma tesisleri var ama ne yazık ki maliyetleri kendilerine yüksek geldiği için onları çalıştırmıyorlar ve ne olacak? Benden sonrası tufan mantığıyla evet onlar Körfez'e de şarj oluyor evet ve Körfez'deki kirliliğin de yıllardır tam randımanla bir türlü önüne geçilemedi. Hani İzmir'den de bir örnek vereyim de bu bütün büyük şehirlerin yaşadığı bir sorun. Yanılıyor muyum? Ya burada şunu kaçırıyorlar. Maddi boyutta dünya üzerinde alamayacağınız en önemli kavramlardan birisi insan sağlığıysa bunu eşdeğerinde çevre sağlığı. Tabii, doğru. Yani çevremizin geri sağlıklı olması. Yok. Geri dönüşü yok. Geri dönüşü yok. Evet. Ve bizden sonraki nesillerin ne yazık ki bundan etkilenmesine sebebiyet veriyorlar. Bu süreçte tabii biz safran çayına gece gündüz nöbet tuttuk. İşte akşam
oldu, akşam girdik, gündüz oldu, gündüz girdik. İlgili kuruluşlarla bir çalışma oluşturmayı planladık. Bu çalıştırma sürecinde her kirlilikte, kirliliği oluşturan organizeye de, yani ilgili kuruluşa da ve ilgili bu kuruluşla ilgilenmesi gereken kuruma da defayen söylememize rağmen ve yazışma yapmamıza rağmen, evet, 3-4 tane resmi yazı göndermemize rağmen ne yazık ki halen dahi bir çözüm üretilmemiş durumda. Evet. Ve 14 Mart 2018 tarihinde basına da konu olan yansıdı. Köpüklenme, evet, ve en sonunda bu kırmızı renk beyan ettiğimiz 29 Mart 2018 tarihinde o gözle görülen ve ürperti veren maalesef kırmızı örtü, evet, bizim oradaki canlımızın popülasyonunu da etkiledi. Ki ne güzel ördeklerimiz var bizim orada. Evet. Tam da şehrin önemli bir cazibe merkezi. Evet. Ne yazık ki onları da onların ölümüne sebebiyet kastettiler. Verdiler. Evet. Biz burada yaptığımız çalışmada 3 tane kaçak hattın olduğunu tespit, hı-hı, ettik ve bunları, hı-hı, biz maske birimimizle kapattık. Diğer hatlarda da şu an sürekli kontrol halindeyiz. Yani bunu da sizin aracılığınızla beyan etmek istiyorum. Duyuralım. Hem ilgili sanayi yöneticileri hem de ilgili kurum olan kurumumuz, bakanlık kurumu, bu konuda da ilgili vekillerim de dahil, bu konuda da bizim mevcut kapasitemizde bize beyan ettikleri rakamın üstünde atık getirmesine rağmen biz bunu hayır alamayız demeyip alıp bertarafını sağladığımız halde biraz hani alana geniş açıdan bakarak böyle bir kirliliği bertaraf eden büyükşehirin şöyle de bir sorunu var. Çünkü bizim ne yazık ki kanunen yetkimiz yok. Doğru. Yani tabii. Onu şu şeyi değinerek de söyleyeyim. Benim kendi birimde çalışan 24 tane teknik ekibim var. 20 tane çevre zabıtam var. Evet. Türkiye'de çevre zabıtası kavramını ilk defa oluşturan birim Manisa Büyükşehir Belediyesi ve içindeki çevre koruma ve kontrol daire başkanı. Zaten konunun ne kadar ciddiye alındığını, hassasiyet gösterildiğini, ortaya koyan en somut başkanımızın, evet, bu konuda ne kadar hassas çalıştığını. Biz 2014'ten beri faal halde yürüttüğümüz, 2015 Şubat ayında resmi olarak oluştu, faal halde yürüttüğümüz harfiyat yönetim programında dahi haladay bakanlığımızdan 4 kere yetki istememize rağmen yeterli personeliniz olmayacağı düşüncesiyle bize ne yazık ki yetki verilmemiştir. Anlıyorum. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün 100 küsür personeli, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımızın 270'lerde yeni alımlarla birlikte 300'ü bulan bir personeli olmasına rağmen. Evet. Yani Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün atık yönetimi biriminde 24-26 teknik ekip varken tüm işe bakan, benim 24 ekibimle, çevre zabıtamla bu işin üstesinden biz geliyoruz şu an. Manisalı bunu çok iyi biliyor. Tabii. Bu işin kontrolü ve denetimi bizim tarafımızdan yapılmasına rağmen ne yazık ki yetki devrimiz yok. Yok. Evet. Ve biz kabahatler kanunuyla, evet, ve ilgili Büyükşehir Belediye Meclisimizden geçen tarifeler üzerinden yaptırım yapıyoruz. Anlıyorum. Bilmiyorum son bir sözünüz var mı bu konuda ama çok özellikle Kent Park'taki bu kirlilikle ilgili de gündemde olan konu bir açıklığa kavuşmuş oldu sözlerinizde. En azından burada bir yetki devrinden kaynaklanan bir sıkıntısı olduğunu Büyükşehir Belediyesi'nin net biçimde ortaya koydunuz. Halkımızı da her zaman olduğu gibi bu konuda duyarlı olmaya çağırmak lazım. Eğer görürlerse bu tarz olumsuz durumlar mutlaka, evet, ilgili birimlere bildirsinler. Bir takım kötü niyetli kişilerin elde etmeye çalıştıkları bazı maksatlı karların önüne de böylelikle geçmiş olalım, değil mi başkanım? Öncelikle beni de çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum, çevre sorunu hiçbir zaman şu anı ilgilendiren bir sorun olmayacak. Geleceği ve geçmişi belirleyen, geleceği de ilgilendiren bir sorun olduğundan dolayı çevre sorununa siyasi açıdan değil bakılmaması, de kesinlikle insani ve vicdani açıdan bakılıp, evet, sorunun oluştuğu noktada sorunu oluşturanı yermekten değil de daha çok bu sorunu nasıl çözebiliriz mantığıyla yaklaşmanın bu sorunu ileriki yıllara taşınmamasının tek sebebi olacak. Çok haklısınız. Keşke bu konuda bir ortak akıl her zaman olduğu gibi devreye girebilse.
Keşke her konu siyasete malzeme edilebiliyor, alet edilebiliyor ülkemizde ama bari halk sağlığını, çevre sağlığını doğrudan ilgilendiren konular bunun dışında tutulsa. Ümit edelim biz böyle bir Türkiye'yi de görürüz. Ama bunun için de elimizden geldiğince halkı doğru bilgilendirmek adına biz bu ekranda her zaman sizin gibi alanında yetkin, uzman, değerli kişileri, bilim insanlarını Manisalılarla buluşturmaya devam edeceğiz bundan sonraki süreçte de. Başkanım çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Konuya aydınlık getirdiğiniz için. Başarılar diliyorum çalışmalarınızın bundan sonraki bölümlerinde de. İnşallah bir başka yayında buluşmak dileğiyle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz, bir kent vizyonu daha noktalandı burada. Yine gündemden, yine güncel, yine sıcak bir konuyu. Bu kez de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım'ın anlatımıyla ekranlarınıza taşımış olduk. Sizlerden kısa bir ara rica edebileceğiz. Bugün yoğun bir yayın günü her zaman olduğu gibi ama farklı bir yoğunluğumuz, telaşımız daha var. Çünkü saat 16 ana haber bültenimizde bu akşam Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de stüdyomuzda konuğumuz olacak. 28 Nisan'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'nin Manisa'nın 5 ilçesinde gerçekleştireceği ziyaret, yapılacak açılışlar ve temel atma törenleriyle ilgili başkanımızdan bilgiler alacağız. Yine başkanımızın çok kısa bir süreç içerisinde Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne ve çeşitli kurumlara yaptığı ziyaretler vardı. Buradaki temas ve incelemelerinden hangi sonuçları, izlenimleri elde ettiğini kendisinden öğreneceğiz. Malumunuz hepimizin bayramı Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü. Türkiye Profesyonel Liglerinde şampiyonluğunu en erken ilan eden, bize bu gururu, sevinci gerçekten de layıkıyla yaşatan bir ekip oldu. Şampiyonluk coşkusunu bir de Başkan Cengiz Ergün'ün dilinden dinleyelim. Çünkü o öyküyü başından beri çok iyi biliyor ve yakından takip ediyor. Aynı zamanda bir de Perşembe Pazar yeri konusu var. Manisa'nın gündeminde sıcak. UKOME'nin aldığı bir karar var, tartışmalı bir karar. Onunla ilgili de bakalım Sayın Ergün neler söyleyecek. Saat 16 ana haber bültenimizde yeniden sizlerle buluşmayı dileyelim. Ve kısa bir ara için sadece izninizi isteyelim. Hoşçakalın efendim.